Bahar'ın hayata bakış açısını çok sevdim ben. Çünkü anne yok, annesi vefat etmiş. Babası var ama babasından da çok bir hayır görmemiş. Evin hem annesi hem ablası olmuş. Kardeşine düşkünlüğü zaten beni çok etkilemişti. Hayata karşı bir duruşu var. Çok zeki bir kız zaten. Onun o panik halleri, sinirlenince hızlı hızlı konuşması falan da bana çok benziyor. Derin hikayelerden çok hoşlanıyorum. Bence Bahar'ın bir derin bir hikayesi var. Zeki de bir kız. Hayatı bırakmamış yani, çabalamış, bir avukat olmuş. Hayata karşı hala bir umudu var. Umudu çok güzel. Umuduna da tutunmuş. Kendimle de çok özdeşleştirdiğim için hikayede olmayı çok istedim. Zaten ilk okuduğumdan itibaren ben Bahar'ım dedim yani. Ben abi Bahar'ım ben ya falan diye hatta menajerimle görüştük. Bilmiyorum, beni çok etkiledi Bahar. Hayatta çok çile çekmiş bir kız aslında. Ama ona rağmen hala gülebilen bir kız ve hala umudu olan bir kız. O yüzden Bahar'la çok eğleneceğimizi, ayrıca hem de üzüleceğimizi, her şeyi Bahar'da göreceğimizi düşünüyorum. Uzun bir yolculuk tek bir adımla başlar. Cesaretle. Malum sıkı bir yarış söz konusu. Biz de bu yarışı kazanacağız. İzleyen herkes kendinden bir şeyler bulacak. Çünkü çok gerçek hikayeler var. 4 tane stajyer avukat var dizimizde. Hepsinin ayrı hayat kavgası var. Hepsinin ayrı hikayesi var. İzlerken herkes evet ya ben de böyle bir şey yaşadım diyecek. Ben o şekilde düşünüyorum. Çünkü biz bence tam anlamıyla gerçek hikayeler sunuyoruz. Yani abartı yok, işte ne bileyim böyle şey olur mu ya gibi şeyler olmayacak. Tamamen ben gerçek olduğunu düşündüğüm için çok mutluyum. Hem ne demişler? İki insanın birbiriyle karşılaşması kadere, tanıştıktan sonra yan yana kalmalarıysa gayretlerine bağlıdır. Farklı olan kalabalıkta, ışığı olan karanlıkta gizlenemez. İyi bir ekip olmanızı ve adil bir şekilde rekabet etmenizi isteyeceğim sizden. Ekip ama aynı zamanda da rakip. Size tavsiyem, bağlanmayın birbirinize. Bence dördü de çok zeki insanlar, dördü de ve hırslılar. Hırslı olduklarını da düşünüyorum. Hepsinin bir hayat kavgası var aslında. Ona rağmen hayattan kopmayıp çalışmış ve avukat olmuşlar. Baktığımızda da gerçekten hepsi zeki ve hepsinin çok değişik böyle tatlı aslında huyları da var. Şimdi buradan tabii onu söylemeyeyim ama baktığımızda ben hepsinin tutarlı, zeki, hırslı olduklarını düşünüyorum. Ve vazgeçmeyecek tipler. Bir belli kendi aralarında da çünkü bunlar savaş halindeler. Savaş demeyelim de işte rakipler birbirlerine ama içlerindeki sevgiyi unutmadan, arkadaşlığı unutmadan böyle tatlı tatlı çekişecekler. En sevdiğim özellikleri bence hırslı olmaları. Hazır mısınız maratona? Başarabilecek misiniz? Kazanmak için her şeyi yaparım diyorsun yani. Her şeyi yaparım, evet. Aklınıza takılan ne varsa sakın bana sormayın. Fazla aracak. Beni geriyorsun. Sen biraz hırslı mısın? Benimki tamamen hayatta kalma savaşı. Bir sorun mu var Ege? Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Bir daha avukatlık yapamaman için elimden geleni yapacağım. Seni affedeceğim. İhaneti affetmem mümkün değil. Bahar'ın hangi yönleri bana benziyor? Çok sevecen, sıcak bir kız. Ben de öyle olduğumu düşünüyorum. Kendim ölmüş gibi olmayayım ama. Hayata bakış açısı da bence benziyor. Yaşadığı olumsuzluklara rağmen hayata hala umutla bakabiliyor ve düşmüyor enerjisel olarak. Bahar da o şekilde. Benzemeyen tarafları, Bahar bana karşı bir tık daha sabırlı olabilir. Çok daha sabırlı hatta. Ben çok aşırı sabırlı bir insan değilim. O daha sabırlı. Ben çalıştığım zaman düşüncelerimden kaçıyorum mesela. Çünkü çalışmadığım zaman beynimin içi sürekli konuştuğu için o kötü şeyleri de hatırlıyorum. Kötü şeyler de beni aşağı çekiyor. O yüzden ben genelde hep böyle bir şeyler yapmaya çalışırım, çalışırım. Çalışmıyorsam evde kendimi oyalayacak bir şeyler yaparım. Bir şeyler izlerim, bir şeyler okurum. Düştüğüm zaman bunlar beni kaldırıyor. Genelde zaten kolay kolay düşen bir insan değilim. Enerjisi yüksek bir insanım. Ama enerjimi düşürdüklerinde de hemen onu toplayabiliyorum. Hatta kendimde en sevdiğim özellik bu olabilir. Yani aşağıda kalmıyorum. Yaşadığım şeylerden de genelde ders çıkarım. Oraya da takılı kalmam. Takılı kalmadığım için de yaşadığım olumsuzluklara da takılı kalmıyorum. Bu şekilde kendimi yükseltmeye çalışıyorum. Mesela 90'lar falan dinleyip kendimi yükselttiğim de oluyor. Biraz böyle klişe olabilir yine ama bu şekilde öyle çok düşen bir, kolay kolay düşen bir insan değilim. Bunun faydasını görüyorum bence yani. Ama dediğiniz gibi düştüğüm zaman da bunlara sığınıyorum. İçimizdeki Ateş YouTube kanalına abone olmayı unutmayın.